CNN TV'den herkese mutlu günler değerli izleyenler. Dünyayı programıyla sizlerle birlikteyiz. Çok güzel ve uzun hazırlıklar gerektiren bir süreç içerisindesiniz. Düğününüze hazırlanırken birçok ihtiyacınız oluyor. Biz de bu ihtiyaçlarınız için tura çıkıyoruz. Bakalım nerede neler varmış, fiyatları, trendleri nelermiş hepsine göz atıyoruz. O zaman turumuz başlıyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Nick Jonas ve Hintli aktris Priyanka Chopra 4 ay nişanlı kaldıktan sonra 40 gün 40 gece süren dillere destan bir düğüne dünya evine girdi. Günler öncesinden hazırlıklara başlanan ve Hint geleneklerine uygun hazırlanan düğüne ünlüler adeta akın etti. Yıllarca hafızalardan asla silinmeyecek bu düğün töreni Hindistan'daki Umit Baham'ın sarayında gerçekleşti. Fotoğraf ve selfie yasağı konulan düğünde gelinin ve damadın yakınları Bollywood müzikleri eşliğinde dans koreografilerini sergiledi. Priyanka Chopra'nın 2 milyon inci işlenen Swarovski taşlarla bezeli ve 22 metrelik dua olan gelinliğinin tamamlanması tam 1826 saat sürdü. Düğünde damat Nick Jonas ise Ralph Lauren tasarımlı damatlık giydi. Evet sevgili gelin ve damat adayları, her şeyi o gün için yapıyorsunuz. Yani düğün gününüz için aylar öncesinden birçok hazırlığa girişiyorsunuz. Ve aslında o gününüzün en güzel mimarları organizasyon firmaları. Bugün ise çok köklü bir organizasyon firmasından gerçekleştiriyoruz yayınımızın bu kısmını. Ben Gücelet'le birlikte olacağız. Kendisiyle düğün organizasyonları ile ilgili görüşerek sizler için tüyolar alacağız. Hemen Bengü Hanım'ı tanıyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız öncelikle? Teşekkürler siz. Bizlerdeyiz. Bengü Hanım aynı zamanda benim öz ablam oluyor. Yabancı bir yerle değiliz bugün gerçekten. Kendisinden güzel tüyolar alacağız bugün. Ben tanıyorum zaten yakından ama sizi daha böyle yakından tanımış olalım firma olarak da aynı zamanda. Biz organizasyon firması olarak yaklaşık 11 senedir, 11 seneyi geçti tanıyorum. Bir süredir hizmet veriyoruz. Çok köklü bir firmayız. Birçok yerde birçok organizasyona imza attık. Aslında yaklaşık 2,5 yıldır falan birlikte çalışıyorsunuz evet. Siz bu firmayla ama ben öncesinde de zaten biz dünya ve ekibi olarak birçok firmayı tanıdığımız için sizin firmanızı da yakından tanıyorduk yorumlarla birlikte. Gerçekten o yüzden hep istiyorduk ama ben 2 yıldır kendilerine ulaşmaya çalışıyorum. Buradan şikayette bulunayım aynı zamanda. Ama gerçekten çok yoğun oldukları için bugüne nasip oldu. Çok tuhaf bir şekilde de ablamla nasip oldu. Evet. Bu şekilde. Peki o zaman buradan şimdi gelin damat adaylarımız izliyorlar. Kış aylarındayken de hazır. Yaz aylarında genelde düğün sezonu açılıyor. Daha yoğun oluyor ya. 2019'un tüyolarını, trendlerini alacağız sizlerden. Öncelikle oradan başlayalım istiyorum o yüzden. 2019'da düğün trendleri nasıl olacak? Renkler, objeler, daha çok neleri ön planda göreceğiz? Biraz bilgi alalım bu konuda. 2019'da aslında daha çok yüksek objeler kullanılacak. Daha tropikal bitkiler, pampaslar, tabii yazın vermiş olduğu sıcaklıkla renkli renkli çiçekler. Hı hı. Renklerde çok bir aslında kısıtlama kullanmıyoruz. O moda bu moda demiyoruz. Birçok rengi birçok şeyle kombinleyebiliyoruz. Ama tabii esas benim sevdiğim, bizim tarzımız olan şey daha böyle tropikal bitkiler. Ve bu sene biraz pampaslar eklenecek. Bitkiler göreceğiz artık tropikal. Evet. Daha havalı da oluyor sanki. Şimdi Türkiye'de çok bulunmayan şeyleri masaların üzerinde süs olarak görünce herhalde. Çok. Daha böyle bir havalı mı duruyor acaba? Gelinler, damatlar da bu yönde isteklidir herhalde. Kesinlikle öyle. Ya, bu iş biraz vizyon gerektiren, yenilik gerektiren bir iş. Hı hı. Ne kadar vizyonunuz genişse ve yeniliklere açıksanız o kadar güzel, zevkli ortamlar yaratabiliyorsunuz. Ha, diyorsunuz ki biz diğer firmalara göre daha farklı kesinlikle. Bir çizgi, daha farklı bir yöntem izliyoruz bu konuda. Evet, yaratıcılık yenilenmek taraftarıyız. Sürekli yeniliyorsunuz. Evet, yeniliyorsunuz. Harika. Peki o zaman biraz şimdi buradan gelin ve damatlarımız hani doğal olarak hani birçoğunun aslında ilk evliliği ve düğün evet. için çok aşırı da tecrübeli sayılmazlar. Hani ablalar evleniyor, abiler evleniyor falan yakınlar ama hani bir kere iki kere daha çok. Siz ama binlerce çifti bu yolda uğurladınız aynı zamanda bu güzel günlerle yanlarında oldunuz. O yüzden daha tecrübelisiniz tabii ki öyle de olmak gerekiyor bu konuda.
biraz onlara ben tiyo verelim istiyorum. Şimdi firmalarla görüşecekler. Her alanda işini iyi de yapan var, daha farklı yollar izleyen de oluyor. O yüzden mağdur da olmak açısından belli dikkat etmeleri gereken şeyler vardır. Yani çiftlerimiz firmalarla görüşmeye gidiyorlar. Bu görüşmelerde onlara daha çok neleri sorsunlar? Şimdi neleri sormamız gerektiğini de bilmeyebiliyoruz. Yeterli gelmeyebiliyor aklımızdaki sorular. Evet. O yüzden biraz da siz organizasyon firmaları neler öneriyor sormak konusunda, soru sormak konusunda onu dinleyelim. Öncelikle mekanlar eğer açık havada bir düğün yapmak planlarında varsa kesinlikle setup'lı yani o gün hava koşullarını kapalı bir alanları var mı diye o çok bir hali psikolojik olarak rahatlatıyor çiftleri. Kesinlikle çok da önemli. Kapalı alanları var mı? Kapalı alanları var mı? Eğer yazın açık alanda düğün yapıyorlarsa. Kesinlikle. Servisleri hızlı mı? Servis ekipleri çok önemli. Çünkü nasıl anlayabiliriz hızlı olup olmadıklarını? Bence bir organizasyonlara katılmaları gerekiyor. Ya benim fikrim gidip her çift bir organizasyon firmasına katılıp yani herhangi bir organizasyona katılıp takipçi olmalı. Gözlemleme yapmaları kesinlikle lazım. Çünkü çok önemli. Doğru. Aylar öncesinden kesinlikle. Biraz önce dediğimiz gibi işte gelinliğidir, damatlığıdır, saçıdır, tokasıdır, çiçeğidir birçok ayrıntıya bakıyoruz. O yüzden her şeyde o gün için esas kesinlikle. O gün için özellikle keşfe çıkmak gerekiyor diyoruz. Peki servis dedik. Servis gerçekten çok mu önemli hızlı şimdi yemek çok ve düğünler önemli. İçin? Bir düğünü mahvedebilir. çok güzel de yapabilir. Yani gecikmesi evet birçok şeyi geciktirir. Her açıdan. Servis. Detaylarını. Yani bütün düğün detaylarını da geciktirebilir. O yüzden çok önemli. O zaman sayı önemli mi servis kişisindeki sayı? Tabii ki önemli. Tabii önemli. Bunlara yeterli ekipleri var mı? Onların kesinlikle araştırılması gerekiyor. En önemli detaylarından bir tanesi, mekanlarla ilgili en önemli detaylardan bir tanesi budur bence. Peki şunu soracağım. Diyelim ki ben 300 kişilik bir düğün yapacağım ama sayının ne kadar da yeterli olacağını bilmiyorum. 300 kişilik bir düğün için ne kadarlık bir ekibin çalışması gerekiyor? Yaklaşık 300 kişilik bir düğünde 30 masa olur. Onun için de bir 20-25 kişilik bir personel gereklidir. 20-25 kişilik personel olması gerekiyor mutlaka. Bu protokol bir düğün değilse bu şekilde. Protokol bir düğün yapılıyorsa bununla ilgili tabii ki gözden geçirmesi gereken birçok detay vardır muhakkak. Protokol düğünün farkı olan noktasını da buradan söylemiş protokol düğünde devlet büyüklerini ağırlayabiliyorsunuz. Makam sahiplerini ağırlayabiliyorsunuz. O zaman tabii daha farklı biraz yöntemler. Biraz daha kırmızı alarma geçilebiliyor öyle dönemlerde. O zaman da bunların hepsi tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor. Onunla çok farklı yöntemler izlenir. Bunları ve soruyoruz. Ve sayı da artar. Evet. Peki bunun dışında mesela daha neleri danışabiliriz organizasyon firmalarına her şeyi netleştirmek adına? Mesela gelen sizin çiftleriniz size neleri soruyor? Eksik daha çok neleri sormak akıllarına gelmiyor aslında? Onu da öğrenelim. En çok sordukları şey saçımızla ilgili detaylar oluyor. İşte saçımız nerede yaptıralım, nasıl yaptıralım. Aslında en çok sordukları, takıldıkları genel detaylar bu. Biz nerede konaklayalım? Ama sormaları gereken tabii ki masa düzenleri. Bunlar çok önemli organizasyonda. Masa düzenleri. Yemekler mesela sıcaklığı da önemli sanıyorum. Evet kesinlikle. Onların demoları zaten muhakkak öncesinde yapılıyor oluyor. Firmalar tarafından demoları muhakkak gidiliyor ve onlar gözden geçiriliyor. Onlarla ilgili zaten bir ön bilgileri olmuş oluyor muhakkak. Aslında bunun dışında muhakkak teknik ekiple fotoğraf, video, müzik bunlarla ilgili bir düzen Işık. Kesinlikle ışık. Bunlarla ilgili bir görüşme yapılması lazım ki zaten biz bunlarla ilgili onları yönlendiriyoruz. Muhakkak organizasyon öncesi bu yapacakları otelde veya mekanda neresiyse orada bir koordinasyon düzenliyoruz. Ve orada hepimiz bir araya gelip akışın nasıl gideceğiyle ilgili bir toplantı yapıyoruz. Öncesinde zaten genelde bütün her şeyden haberdar oluyorlar. Biz onları bir şekilde yönlendiriyoruz. Evet. Çok güzel. Peki biraz önce yemeklere değindik. Biraz yemeklerden bahsedeyim. Özellikle yemekli düğünlerde. mesela işte et yemeyenler olabiliyor ya da farklı alerjik ya da genelde hani toplumda yaygın olan şeyler oluyor. İşte belli sebzeler çok yenmez. İşte brokolidir bilmem sebze yemeklerinde ya da et yemeklerinde tavuk yenmeyebilir, normal et yenmeyebilir. Bunlar için alternatifler var mı? Tadımı demolar nasıl gerçekleşiyor? O yolu da biraz öğrenmiş olalım. Evet, onunla ilgili şöyle, zaten dediğim gibi yemek için demoya gidiyorsunuz. Demoya gittiğinizde genelde çiftler bunları soruyorlar. Muhakkak setup'lı çıkarıyorlar yemeklerini. İşte birkaç çeşit yemeyenler için konuşulup başta bu sorunlar çözülüyor. Ha, şu kadar kişi şunu yemiyor, başta çıkartıyorlar bunu mutlaka. Aşağı yukarı bir
Yine arada peki şey oluyor mu? Diyelim ki et sıra et yemeyen biri çıktı bir anda düğünde. Aa ben et yemiyordum, değişmemiz mümkün mü? O arada böyle bir pay bırakıyor muyuz bu konuyla ilgili sayıda? Tabii muhakkak bırakılıyor. Aha. Peki şundan da bahsedelim. Şimdi aslında organizasyon deyince iki farklı yöntem geliyor benim aklıma. Çünkü bazen mekanla anlaşıyoruz, mekanla anlaşmalı oldu. Organizasyon şirketleri oluyor. Sizin de böyle anlaşmalı olduğunuz evet. mekanlar var bildiğim kadarıyla. Hı hı. Bunun dışında çift kendi mekanını tutuyor. Fakat organizasyonu bana bırakın diyor mekanı ve kendi organizasyon firmalarıyla anlaşmak istiyor, evet. Araştırmak istiyor. Böyle durumlarda peki çift geldi dedi ki ben mekanımı tuttum ama organizasyonumu sizin yapmanızı istiyorum. Sistemimi, her şeyimi sizin yapmanızı istiyorum. Hmm. Bununla alakalı mesela müzik sistemidir, yine yemek firmalarıdır. Hani bu sefer sizin baştan bir ağ kurmanız gerekiyor. Bununla alakalı nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Bununla ilgili de çalıştığımız firmalar var. Aynen. Bunlarla çözüm ortaklığı üretiyoruz. Ofisimizde toplantı belirliyoruz, tarih belirliyoruz. Çiftlerimizle bir araya gelip bunları bir şekilde aşıyoruz. Anahtar teslimi yaptığımız işler oluyor. Catering, müzik, hı hı. Süsleme hepsi bizde oluyor. Bunlarla ilgili bütün koordinasyonları tamamlayıp organizasyonu yapıyoruz. Evet, çok güzel. Şimdi işin en böyle şey tarafına gelelim. Müzik dedik ya biraz önce. Şimdi gelin ve damat aynı yöreye ait olmayabiliyorlar. Çok ailelerin de böyle hep kendi yörelerinin müziklerini çaldırma gibi böyle bir isteği olabiliyor. Bu krizi nasıl aşıyorsunuz öncelikle onu soracağım. Şimdi o krizi en başta bir müzik listesi çıkartarak genelde aşmaya çalışıyoruz. Çiftten bir müzik listesi istiyoruz. Zaten müzikle ilgili toplantıyı gerçekleştirecek olan kişi onlarla oturup detaylı bir şekilde bir müzik listesi geçiyor. Bir liste hazırlanıyor. Çok farklı şeyler de istenebiliyor bazen. Ama genelde burada sazı eline işin ehli alır. Aynen. Biz burada bunu yapalım, bu şekilde devam siz edelim diye. Siz ortaya buluyorsunuz her evet, daim. Kesinlikle öyle. Bir şekilde ortak yol bulunuyor. Bulunuyor. Bir de after partiler oluyor ya aslında. After partilerde mesela DJ mi geliyor, aynı evet. Ekip mi devam ediyor? Ne yapıyorsunuz o zaman? Evet. Şimdi artık çok değişti yani düğünler gerçekten. Ne after partisi bitiyor, ne düğünden evet. öncesi oyunları bilmem hani o kadar farklı şeyler eğlenceli. Var ki işin içinde. Aynen öyle. Aynen öyle. Eğlence kısmı biraz daha fazlalaştı evet. Aha. Evet sonrasında da after partilerde de bir DJ genelde. Çoğunlukla DJ dahil oluyor. Onun için ayrıca bar servisi, alkol alınabiliyor. Birçok detayı var aslında after party'de. Evet, birçok detay. DJ çok önemli ama evet. DJ önemli. Eğlence kısmına da değinmişken şimdi biz düğünlerde artık şeyleri görüyoruz. Aslında daha çok düğünlerden ziyade yurt dışındaki düğünlerde görüyorduk. Şimdi ülkemize de sanıyorum görmeye başladık. Oyunlar oynanıyor. Bu hani normal oyun havası oyunları değil. Kız tarafı, erkek tarafı ya da gelin damat, gelinle damadın arkadaşları işte kim kimi ne kadar tanıyor. İşte masa sandalye kapmaca gibi böyle oyunlar görebiliyoruz. Sizler hiç organizasyonlarınızın içine tabii çiftlerimizin isteği dahilinde bunları kattınız mı? Evet, katmışlığımız var. Peki nasıl? Tavsiye evet. ediyor musunuz? Yani eğlenceli oluyor mu gerçekten? Şöyle davetlerinizi düğüne daha çok aslında katıyorsunuz. Hı-hı. O biraz evet hoş, ortamı da ısıtıyor. Gelen Hı-hı. kişileri de daha çok memnun ediyor aslında. Onlar da organizasyon içerisine fazla dahil olmuş oluyorlar. Evet değerli izleyenler, bugün programımızın ilk yarısında Bengü Celep ile birlikteydik. Kendisinden düğün organizasyonları hakkında detaylı bilgiler aldık. Hem yemekler dedik, hem düğün organizasyonları dedik, hem süslemeler, hem müzikler, hem eğlenceler aslında düğün konseptleri adına birçok konu hakkında detaylı bilgiler aldık. Şimdi ise turumuza devam ediyoruz. Değerli izleyenler, dünyamdaki turumuz devam ediyor. Şimdi ise bir gelinlik mağazasındayız. Fatih'teki Şengül Hanım'ın gelinlik mağazasından yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Burada gelinliklerimiz hakkında siz gelin adaylarımız için çeşitli bilgiler alacağız. Hemen Şengül Hanım'a dönüyorum. Merhabalar diyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk.
İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım. Sonrasında burada çok güzel gelinliklerimiz var. Hem buradaki gelinliklerimiz hakkında konuşacağız. Hem trendler diyeceğiz hem de tavsiyeler alacağız dediğimiz gibi. Ben Şengül Aydemir. 95'ten beri buradayım. Bu seneki trendlerimiz çok ilginç ki. Hem Helen tarzı gelinliklerimiz çok moda, yani tarlatansız. Bir taraftan da böyle inanılmaz kabarık ve pullu kumaşlarımız çok moda. Fransız dantellerimiz her zamanki gibi rivajda. Bu şekilde. Düğünden ne kadar süre öncesinde sizlerle konuşulmalı, modele karar verilmeli? Hepsi çünkü ayrı bir aşama bunların. Kesinlikle. Neler söyleyebiliriz bununla alakalı? Şimdi ne kadar önce karar verirlerse hem kendi açılarından hem bizim açımızdan daha iyi olur. Çünkü gelinlerimizin fikirleri değişebiliyor prova aşamasında. Gelinlerimiz çalışıyor zaten, onların bir hafta sonları oluyor. Biz de hafta sonları zaten çok yoğun olduğumuz bir dönem oluyor bizim cumartesi günleri. Yani en az 2 ay önce karar verirlerse hem kendi açılarından hem bizim açılarımızdan daha iyi olur. Yani biz mutsuz gelin çıkartmak istemiyoruz zaten. Daha yetişmesi için, sizinle sıkışmamanız için. Peki, gelinlerimiz şimdi şu modeli istiyorum, bu modeli istiyorum diyorlar ya. Evet. Ama siz bazen o fiziğine bakıyorsunuz ya da düğünün konseptine bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya hani bu olmaz sanki. Hani bu buna uymaz ya da bu senin fiziğine uyumlu değil. Nasıl ikna ediyorsunuz ya da ikna oluyorlar mı bu anlamda? Şimdi direkt yok demiyoruz. Çünkü bu sefer ters tepki yapıyor, hevesleri kırılıyor. Ben ona yakın bir model giydirmeye çalışıyorum onu. Hemen diyorum bu istediğim model bu, üstü bu şekilde. Hemen gidiyor, aa diyor hiç olmadı bu bana diyor. Şimdi diyorum ben bunu söyleseydim size, ondan sonra ters tepki yapardı, hayalleriniz kırılırdı. Ben bir de size uygun bir model giydireyim, yani benim size tercih ettiğim fiziğe. O şekilde bir gelinlik giydiriyorum, evet diyor, olay budur diyor yani. Tam. Aynen. Yani ona göre provalarda işte koluydu, yakasıydı, açıklıktı. Bunları işte o aşamada teker teker hallediyoruz. Önemli olan kalıp. Kalıp, evet. Kalıptan sonra o ince detayları hallediyorsunuz, koluydu, provalarla. Yakasıydı, bilmem tabii iki kere provayı alıyoruz zaten. O şekilde halledebiliyorsunuz, çok güzel. Peki kayınvalideler, damatlar çok karışıyorlar mı gelinlerimize gelinlik konusunda? Bir 10 yıl önce, 15 yıl önce çok uzun süreden beri yapıyorum. Yani böyle bir 10 kişi falan geliyorlardı. Kızın annesi, çocuğun annesi, o gelince öbürünün annesi, ablası geliyordu. Ama şu an kız damatla bile gelmiyor. Bir arkadaşıyla geliyor. Çok çünkü, mantıklı, evet. Bir uğursuzluk olayına inanıyorlar. Çok batıl bir inanç ama hani kuaförden çıkınca görsün istiyorlar. Yani o anki ambiyansı bozmama babında. Ben de inanmak da değil aslında ama evet hani hazır haliyle görsün hani çünkü o an önemli, o gün için bütün hazırlık. Evet. O gün görsün yani en güzel bence yönü o hani benim o de öyle hoşuma gidiyor şimdi diye. Kuaförde bile arkasını dönüyor işte damat elinde çiçekle geliyor buketini yaptırmış onu veriyor yani o an onu hayal ediyorlar ve bence daha güzel yani bir kesinlikle şey. Katılıyorum. Uğursuzluktan dolayı değil de dediğim gibi yani hani büyüsünü kaybediyor onu gelinlikte hayal ettiği için damatlar da görmek istemiyorlar zaten öyle bir talepleri yok zaten damatların. Arkadaşıyla güvendiği bir zevkine güvendiği bir arkadaşla geliyorlar o şekilde bitiriyorlar sadece damat düğün günü görüyor. Çok mantıklı hep karışamamış da oluyor. Evet karışamamış oluyor. Zaten gelin hanımlara bir şekilde onlara söylüyorlar işte şu kadar giyebilirsin kol. Herkes tanıyor zaten eşini ne şekilde giyeceğini zaten biliyorlar. Yani kimse karışmıyor saygı duyuyor. Evet. Saygı dönen bir kere giyecek bir de bir elbise. Herkes bence o gün gelinimizi telöre edebilir diye düşünüyoruz diyoruz. Biraz daha fiyat aralıklarımıza değinelim. Gelinliklerimizdeki fiyat aralıklarımız. Şimdi tabii ki net bir şey söylemek mümkün değil. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Programımızı izleyenler de mutlaka biliyorlar. Ama yine de ortalama minimum maksimumlar aralığında neler söyleyebiliriz? Şimdi 3000 TL'den başlıyor gelinlik fiyatlarımız. Böyle Helen tarzı, eteklerinde dantel olmayan. Tabii bu genelleme fiyatlara bakarsanız 5000 ile 8000 arası değişiyor. Hani giyebileceğiniz gibi bir gelinlik. Fiyata. Bu da işte dantellerimizin yurt dışından gelmesinden dolayı oluyor kumaşlarımızın. Hele de Fransız dantelleri. Evet bunlar hep yurt dışından geliyor. Evet bu şekilde olunca biraz daha artabiliyor fiyatlarımız diyoruz. Bir de burada gelin ayakkabılarımız var. Evet. Görüyoruz onları da böyle güzel ufak bir köşe ayırmışız. Evet. Gelin ayakkabıları için neler söyleyebiliriz? Moda değişiyor mu? Trend değişiyor mu gelin ayakkabılarında? Daha çok artık nasıl modeller tercih ediliyor? Hangi düğün konseptine göre hangi modeller diye topluca sorayım ben. Hemen anlatıyorum. Eskiden bir ayakkabı giyilirdi, beyaz ayakkabı. Şimdi bir seneden beri pudra rengi, el çiçeğiyle kombine yapıyorlar bayanlar çekimlerimize özel. Özel gelinliğe çıkarken topuklu taşlı ayakkabısını giyiyor. Şimdi konverse döndük. Konverslerimiz süsleniyor, işte bağcıkları pudra rengi oluyor. Yani ikinci etapta gelinlerimiz için rahatlığı çok önemli. Spor ayakkabı tercih ediyorlar. Spor ayakkabı tercih ediyorlar. Daha çok. Yani. Çok güzel.
Peki onların fiyat aralığı için ne söyleyebiliriz? Bir de modelleri de biraz öğrenelim. Hani burada böyle fiyonklu, işlemeli, taşlı modeller de görüyoruz tüllü. Böyle beyaz, sivri ayakkabılarda daha böyle ışıltılı modeller de görüyoruz. Fiyat için neler söyleyebiliriz? Ayakkabı fiyatlarımız 200'den başlıyor. Yani bunlar 400 TL'ye kadar çıkıyor. Onlarda da Swarovski olayları var, işte tahta tabanı var, işte dantellisi var, özel ayakkabı yapılıyor kalıba göre, kendi dantelinden yapılıyor. Bu tarz detaylarda hazırlanabiliyor yani ayakkabılar. Modellerde peki düğün konseptine göre hangi modeller tercih edilebilir? Mesela kır düğününde ne giymeliyiz? Mesela kır düğünde topuklu ayakkabı olmuyor. Olmuyor. Ya çok kalın topuklu ayakkabı giyecek ya da çift taban Converse ayakkabı giyecek. Şimdi Converse'lerde çift tabanla çıkarttılar artık. Yani 5 santim, 10 santim oynamalar olabiliyor. Yani düz ayakkabılar tercih edecek rahatlığını. Çünkü çimen tarzı oldukları için o tarzda rahat edemiyorlar. Özellikle kuyruklu salaş şeyler seçtikleri için. Seçtikleri için rahat edemiyorlar diyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bence bugün programımızın bu kısmında fazla fazla bilgilendik Şengül Hanım'la birlikte. Gelinliklerimiz hakkında öğrenmediğimiz hemen hemen detay kalmadı. Son olarak aslında şunu da sorabiliriz gelinlikler demişken. Aksesuarlarda artık çok fazla böyle taçlar görmüyoruz sanki. Evet. Neler görüyoruz onu da ekleyelim son ya olarak. Genellikle gelin hanımlar artık çiçek tercih ediyorlar. Hı-hı. Veyahut da saçlarına hiçbir şey takmak istemiyorlar. Ve inciler görüyoruz. İnciler böyle. Ve saçları bu sene olduğu gibi açıyorlar gelinler. Evet. Yani sarıyorlar olduğu gibi açık doğal haline bırakmayı seviyorlar. O taçlar maçlar yok artık yani. Artık taçlar yok. Daha salaş, daha rahat, daha uçuş uçuş. Uçuş saçları tercih ediyorlar. Evet. Evet, gelinlerimizi görmek mümkün. Tekrar teşekkür ediyoruz size. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Evet değerli izleyenler, Şengül Hanım'dan gelinlikler hakkında bilgiler aldık. Hem gelinlik trendleri hakkında bilgiler aldık hem de siz gelin adaylarımız modellerimizi seçerken neleri baz almamız gerekiyor? Bu konuda da tavsiyelerde bulundu Şengül Hanım. Şimdi ise turumuza devam ediyoruz. Efendim turlarımızın en değerli duraklarından bir tanesi olan Eminönü'nde Boncuk Han içerisindeyiz. Boncuk Han'da -1. Katta harika bir davetiyeciye denk geldik ve burada siz evlenecek gelin ve damat adaylarımız için davetiye çeşitlerine, nikah hediyeliklerine bakacağız ve Serkan Bey'den bilgiler alacağız. Merhabalar diyoruz. Merhaba Ezgi Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler de teşekkür ediyoruz. Harika, muntazam bir mağazamız var öncelikle. Binbir çeşit davetiye var, hediyelik var. Evet. Biz de baktık, buradaydık, eminiz ki çok güzel modellere denk geleceğiz. Buradan çiftlerimiz için güzel de aynı zamanda alternatifler sunacağız dedik. O yüzden buraya gelmiş bulunduk. Hoş bulduk tekrar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi artık 2018'i yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Evet. 2019 düğünlerine hazırlanıyoruz. Nikah davetiyeleri için öncelikle konuşacak olursak daha çok trendler neler? Hangi modeller ön plana çıkıyor davetiyelerde? Şu an son trendlerimiz renkli çiçekli, fantezi kağıtlı ürünler. Evet. Pek çok eskiye nazaran çok fazla böyle parlak kağıtlar değil de böyle natural kağıtlar, renkli çiçekli görseller, şöyle müşteri özel çalışmalar. Şöyle var elimizde bir tane, benim de favorilerimden bir tanesi, çok beğendim. Evet. Ne diyoruz peki buna? Diyelim ki gidecekler, işte bunu tarif etmek istiyorlar. Ne diyebilirler bu davetiye bu, türü için? Bu okaliptos çiçeği görseli, kraft zarflı, kuru çiçekli anahtar kelimeler bunlar. Kraft zarf. Kraft zarf, yani şu kağıt cinsi kraft'tır. Evet, kraft zarf. Yarım açılır görünümde. Kuru çiçek. Evet. Bunları söylüyorsunuz. Evet, evet. Hasır ip. Hasır ip, evet. Aynen, bunları söylediğiniz anahtar kelimeler bunlar. Bu şekilde. Bir de takımını görüyoruz aslında. Ben çok denk gelmedim. Evet. Bunda bu doğal taş. Evet, size görüyoruz. Evet, evet. Doğal taşta takım şeklinde galiba. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde kombinli seçebiliyorlar. Kendileri kendilerinin beğenmiş olduğu bir desen de olabilir. Hı hı. Grafik çalışmamızla bu şekilde bir kombin yapabiliyoruz. Çok güzel. Yani kişiye özel de çalışıyorsunuz. Böyle bakın hem davetiye, düğün davetiyesi, nikah davetiyesi hem de nikah hediyeliği olarak bir olarak veriyorsunuz takım halinde. Ve kişiye özel çalışmalar dediniz. Bunu da yapıyorsunuz aynı zamanda. Tabii, hazır bunlardan bir tanesi demiyorsunuz.
tabii sınırsız. Müşteri ne istiyorsa, müşteri kendi kriterlerini belirliyor. O kriterlere göre, anlattığımına göre yeni bir model çıkmış oluyor. Çok iyi. Size yani de bunların... aslında ekstra bir model de doğmuş tabii. oluyor. Onların da istedikleri olmuş aynen. oluyor. Aynen. Daha çok mesela ne gibi şeyler istiyorlar? Daha çok internetten araştırmalarına göre, mesela Avrupa siteleri olabilir, hangi siteden baktıysa. Ve birçok ürünü bulamadıklarında ya da ne bileyim fiyatı daha uygun almak istediklerinde en büyük kriter budur. Biz yardımcı oluyoruz ve fiyatlarımız piyasa şartlarına göre imalatçıyız. Fiyatları çok daha uygun alabiliyorlar. Bunun akabinde aynı ürünün bu şekilde evet. ahşabı da var. Yine arkası mıknatıslı. Burada yine bir ürün evet. daha gördük. Bunun daha rengi harikaymış. Evet. Yine craft zarf. Değiştirebiliyorlar. Yani aynen, isterse bu çalışma aynı görseli beğendiklerinde şu zarf craft olabilir. Başka bir renk olabilir. Mor renk olabilir. Hı hı. Hani kombini tamamlamak için. Bu şekilde evet. olabiliyor. Mesela evet. burada takvim de iliştirilmiş buraya çok güzel. Tabii. Aynı şekilde işte kınasıdır, düğünüdür o tarihin içerisinde var. Belli oluyor. Tabii. Çok da güzel. Burada hem şeyden ahşaptan bir şey mevcut. Hediyelik. Hediyelik. Hem de evet, evet. böyle taş, doğal taşlı değil mi tabii, bu da? Tabii, doğal taş. Evet. Mesela ne kadar böyle fiyatları? Bunların fiyatları ortalama 2 lira civarında. 2 lira civar. Takım halinde mi yani? Bunlar işte yok, ahşap veya taştan bir tanesiyle birlikte mi ayrı mı? Şimdi bu 2-2,5 civarı doğal taş, ahşap. Bu adetlere göre iskonto yapıyoruz. Davetiyelerde ise bu kağıdın cinsine göre değişiyor fiyatlar. Değişebiliyor. Yani yaklaşık ortalama fiyatları da artık 1,5 civarında. 1,5-2 civarında. Düşebiliyor, çıkabiliyor. Çıkabiliyor, düşebiliyor adetlere göre iskontomuz var. Evet. Yine aynı türden ben bir süre daha tabii. gideceğim. Çok farklı güzel bir şeye daha denk geldim. Bodrum konsepti. Bu müşterimiz Bodrum aşı. Orada yaşıyorlar. Evet. Böyle yine evet, böyle bir birlikte, takımıyla birlikte. Sıfırdan çalıştık bunu. Öyle mi? Evet. Yani müşterinin isteğiyle birlikte tasarlandı aynen. bu. Kağıdını kalın yaptık mukavva evet. kalınlığında. Şöyle hatta açalım. Evet. Şuradan. Şöyle. Şuradan. Tabii. Evet. Buradan böyle açıp da davetiyemizle karşı karşıya kalıyorlar. Kapılar evet. açılıyor bu şekilde. Evet, evet. Gerçekten çok hoş ama yani... Zevklilermiş aynı zamanda. Evet. Tabii ki sizin de yönlendirmeniz olmuştur bu anlamda. İşte müşterimizin sayesinde güzel bir örnek daha sahip olmuş olduk. Peki mesela böyle kişi özel tasarlandığı zaman fiyatlar evet. değişiyor mu? Adetleri yüksekse çok uygun fiyatlara geliyor. Yani yaklaşık fiyatlar şimdi elimizde hazır çalışmalar olduğu müddetçe fiyatlar aynı olur. Hı hı. Ama bu çalıştığımız örnekler mesela mukavva örnek veya yeniden sıfır çalışmalarda mutlaka biraz fiyatlarda yansıyor, artış oluyor. Ben şimdi farklı bir davetiye daha gördüm. Çok da değişik, hoşuma da evet. gitti. Hatta bilmiyorum, öncesinde hiç daha evet. önce bir yerde görmedim. Evet. Böyle deniz kabuğu şeklinde bir davetiye. Çok güzel gerçekten. Evet. Hemen açıyoruz. Davetiyemiz de bu şekilde böyle açılıyor. Evet. Meral Ercan çiftinin davetiyesiymiş. Çok da zevkli bir seçim yapmışlar gerçekten. Evet. Böyle bir davetiye. Bu gerçek kabuk. Gerçek kabuk, evet. Çok güzel. Yani bu daha evet. sonrasında aslında atılacak bir davetiye de değil. Evet. Aslında hiçbiri değil ama diğer davetiyeler daha sonrasında değerlendirmeye çok açık davetiyeler değil. Tabii ki. Fakat bu o şekilde değil aslında gerçekten. Daha sonrasında süs olarak da üzerinde gerçek bir deniz yıldızı var aynı evet. zamanda. Deniz kabuğu, deniz yıldızı. Çok da hoş. Bu şekilde bir davetiye. Tabii bunun iyi muhafaza da edilmesi lazım dağıtılırken. Konuklarımıza. Evet. Gerçekten harika ötesi. Evet. Böyle bunların fiyatları nedir peki? Bunun fiyatı 18 lira. 18 lira tanesi evet, ama evet. hani değecek bir fiyat baktığımızda. Evet. Yani aa çok pahalıymış diyemeyeceğim açıkçası. Evet. Çünkü doğal bir şey. Denizden çıkıyor. Hani çok emsali çok bulunan türlerden evet. değil. Tek tek seçiyoruz ebatlarını boyunu eşleştiriyoruz. Hı-hı. Biraz zahmetli. Ekibin işte. İzin var. Dalıyorlar mı? Ya da siz bir yerden yok, İtalyan. İtalyan. Evet. Çok güzel gerçekten. İtalyan. Onlar evet. İtal olması demek emek değil demek değil. Onlar da bir emek sarf ediyorlar evet, bunları toplarken. Gerçekten çok da güzelmiş. Bayıldım yani öyle söyleyeyim. Evet. Bunun dışında ne gibi ürünler görüyoruz? Ne gibi davetiyeler görüyoruz? Bunların dışında bunların dışında şu şekilde mukavvalı ürünlerimiz var. Bu şekilde. Bunlar yine dediğim gibi parlak kağıtlı. Onları bakalım gösterelim hatta şöyle.
Bakın gördüğünüz gibi bunlar mukavva ürün mü? Mukavvalı, evet. Mukavva ürün. Körüklü zarf, kalın. Aynen. Evet. Eğer böyle romantik değil de daha eğer şey düşünüyorsanız, hani daha böyle sade olsun, daha ağır olsun düşünüyorsanız davetiyelerinizi, bunları tercih edebiliyorsunuz. Davetiyemiz bu şekilde, kapalı haliyle böyle, açık haliyle bu şekilde. Gayet de klas bir davetiye. Evet, güzel. Bunların fiyatları nedir peki? Bunların fiyatları 7 liradan başlıyor. Ucu açık. Çıkabildiği kadar evet, evet. Çıkıyor. Kadifeler de görüyoruz aslında evet. Son zamanlarda. Bir tane kadife rica edebilir miyim? Bir tane Türk yapalım. Ötekiler yabancı dilde. Öyle mi? O yurt dışında açılmışız. Evet, harika. Evet. Şöyle ilk önce kapalı halini görelim istiyoruz davetiyemizin. Bu kapalı hali, ambalajımız bu. Çok da güzel gerçekten. Bu da ağır, güzel davetim. Genelde sanıyorum kış düğünlerinde daha çok kullanılıyor. Yazında veren oldu, evet. Yazında gidiyor evet. Olabilir tabii ki. Açılmış halde bu şekilde davetiyemizin. Yine Medine Gökhan çiftimizin güzel, zevkli bir seçimi. Ebatlar değişebiliyor. Ebatlar değişiyor. Tabii. Bakalım farklı ebatımız da var. Ona tabii. Da bakalım aynı zamanda. Yani aynı modeli farklı şekillerde yapıyoruz. Farklı ebatları. Bu da bu şekilde lacivert. Hem de ebatı büyük. Renk çeşitleri de var. Ebat çeşitleri de var. Yine böyle çekiyoruz buradan. Evet, gerçekten çok güzel. Çiğden Mikail çiftiymiş bu da. Peki bu kadife davetiyelerimizin fiyatları nedir? Ebat'a göre de sanıyorum değişkenlik gösteriyordur. Evet, en küçük şöyle cep davetiye dediğimiz modeller. Daha küçük ebatlar da tabii. Var. Bu da kına gecesi. Bunlar daha çok sanıyorum. Kınalarda tercih ediliyor. Renk çeşitlerimiz genelde de var. Genelde kırmızı böyle. Oluyor. Evet. Kırmızı, mor, yeşil, evet. Siyah. Pembe, her renkte davet edişte bunlar genelde tabii. Kına çekici bunların, olanlar. Bir de şu şekilde mukavvalı olanları var. Şu şekilde isterseniz. Onlara da bakalım. Evet. Evet, çeşit çok gördüğünüz gibi. Evet. Kapalı hali bu şekilde. Fiyatları 6 liradan başlıyor. Adet yüksekliğine göre yaklaşık 15. Hatta bunların el yapımı mukavvalı ürünleri de var. Onları da size göstermek isterim. Şu şekilde yine el yapımı mukavvalı. El yapımı bunlar. Ha? Harika. Elde yapılıyor. Evet, bakalım onlara. Taslama da. Tekniğiyle yapılıyor bunlar. Şöyle verebilirim elde, bunları. Bu da el yapımıymış değerli izleyenlerimiz. Bu şekilde aslında çok da güzel cüzdan gibi böyle evet. Aslında güzel evet. Bir görünümü var. Gerçekten bunların fiyatları nedir? Bunlar 22 lira. 22 lira tanesi. Gerçekten. Tabii şöyle bir durum var. Eminim ki çiftlerimize burada yardımcı evet. Da oluyorsunuz tabii fiyatlarda. Ki, tabii ki. Tabii bunlar ki. Kaba fiyatlar. Pazarlık sünnettir sonuçta. Tabii ki. Tabii İlla ki yardımcı oluyorsunuzdur. Genelde müşterimizi kırmıyoruz. Tabii ki kırmıyorsunuzdur eminim. Evet. Onlar da güzel bir yola çıkıyorlar. Evet. Bunların dışında bir de nikah hediyeliklerimiz var. Evet. Onlara bir göz atalım. Tabii daha ki. Çok ne tarz hediyelikler gidiyor? Mesela şekerli bir çeşidimiz var. Deniz kabuğu konseptli magnet olarak. Şimdi burada göstermiş olduğunuz deniz kabuğunu istinaden bu şekilde. Buraya doğru. Evet. Yine arkası mıknatıslı dolap süsü. Şimdi kadife davetiyelerdeki hediyelikler. Rengine göre mesela mor kadife aynen. Davetiyesi. Aynen. Evet. Böyle mor bir hediyelik verebiliyoruz. Aynen. Evet. Çok da güzel. İçerisine istediğimiz gibi doldurabiliyoruz. İster şeker, ister kahve, ister evet. Başka bir şey. Yani lavanta birçok aslında artık genelde şey lokum görüyoruz. Lokum evet. Ya da çikolata, evet lokum evet. Daha uygun evet. Olacaktır evet. Bunun için. Bunun dışında bakayım bir şey daha var elimizde. Tohumlu değişim. Kalemimiz var. Tohumlu kalem nasıl oluyor bu? Gelin damat şu kalemi kullanıyorlar. Şu arkasında tohum var. Çok hoş. Siz bilmiyorum görebilecek kır çiçeği var içerisinde evet. Kır çiçeği evet, var içerisinde de. Bir gelin bir damat. İki tane aynen. Tohum. Evet. Onlar için bu şekilde. Kalıcı bir şey. Evet kalıcı. Çok da güzel sosyal gerçekten. Sosyal mesaj en azından insanları hani. Hani evet bir de ağaç evet. Dikmek, bir evet. Fidan dikmek, bir şey dikmek gerçekten evet. Çok güzel bir amaca hizmet etmiş. Bayıldım bu fikre de gerçekten. Evet. İlk çıkaran kimse bilmiyorum sizler misiniz? Biz ya da, evet. Birileri çıkartıyor. Bravo, bravo diyoruz evet. Gerçekten. Evet. Çok evet. Güzel bir seçim. Bunun dışında. Bunun dışında bir de şu şekilde mumlarımız var. Onda mesela. Bunları da çok görüyoruz artık. Mesela gül kuruları var içerisinde. Evet. Yine bu nedir bunun ismi üstteki şey? Jut kumaş. Jut kumaş. Çok da hoşuma gidiyor. Jut kumaşla kapanmış. Üzerine yine çiçeği iliştirilmiş.
Çok güzel. Genelde krap zarflarla, özür dilerim, evet, sesinizi kesmeyi biliyorum. Bu şekilde bir takım şeklinde oluyor. Krap zarflarla biraz önce, evet, göstermiştik. Onlarla birlikte takım olarak davetiye ve nikah hediyeliği olarak görebiliyoruz bunları. Evet. Bunun dışında tabii ki yine şekerlerimiz mevcut. Bakalım. İsterseniz bu şekilde şeker koyabiliyorsunuz. Ay, geliyor gerçekten. Evet, isterseniz de mumlu. Mumlu da olabiliyor. Kimsenin atmayacağı, kullanabileceği ürünler. Kesinlikle aslında, evet, bunlar kullanılabilecek şeyler. Evet. Bir yandan aslında değerlendirmeye yönelik de yapılıyor değil mi? Tabii. Şeyler daha sonrasında değerlensin. Ne bileyim, bir magnet olur, evet, bir masa süsü olur. Daha sonrasında gösterdiğiniz gibi belki şekerleri yiyecekler ama, evet, içine küpe koyacaklar, başka bir şey koyacaklar. Mutlaka, mutlaka. Bu şekilde değerlendirebiliyorlar. Evet. Bunun dışında klasik şöyle. Açacaklı magnetlerimiz, evet, var. Bunları da bir ara çok görüyorduk. Şimdi biraz daha geri plana sanki biraz gitmeye geri başladı. Planda. Çünkü teknik, ama en azından işe yarıyor. Soda açacağıyla birlikte. Güzel bir fikir aslında. Tabii, amaca tabii da hizmet ediyor bir bakıma baktığımızda. Farklı şeyler gerçekten gözümüze çarpıyor. Mesela nişan. Nişan, evet, için harika bir şey gördüm ben burada. Küçük el şeyi, evet, davetiyesi. Evet. Böyle çok da şirin bir şey gerçekten. Bunların fiyatları nedir? Bunların fiyatları şimdi özel davetiye olduğu için müşterilerimize adetlere göre fiyat çıkarıyoruz. Ortalama 3 lira, 2 lira o arada bir şey çıkıyor. 2-3 liralık zaten, evet, nişanlarda aşırı kalabalık olmuyor düğünler kadar. Doğru. Yine çok böyle cep yakmayacak. Hem de zaten burada size yardımcı oluyorsunuz diyoruz. Bunların dışında ya aslında o kadar çok model var ki, yani bizim burada değil hani 15-20 dakika, hani yarım saat program yapsak, çeksek, evet, yine de bitiremeyiz. Envai çeşit gerçekten davetiye, hediyelik bir sürü şey. Hemen şurada bakalım. Şöyle değişik tatlı bir şey gördüm ya. Çok da romantik. Küçük, evet, bu da yine magnet. Ahşap. Bu da yine hediyelik, evet, olarak ahşap, hediye olarak verilebiliyor. Plexilerimiz mi diyorduk bunlara? Evet. Şöyle. Şunları da gösterelim aslında. Bunlar daha çok nişanlarda falan, nişanda, sözlerde. Evet, evet. Masalara konuluyor. Evet. Bunların tabii kişi özel yapılıyor mecbur isim tabii olduğu kişi özel, için. Tabii ki. Nedir, tabii, bunların yapım fiyatları? Bunlar 80 lira. 80 lira, evet, böyle isimleriniz. Bunların beyaz renkleri rengi de var. Var. Beyaz rengi de var yine. Şu süper şekilde. Özge Gökhan çiftinin, evet, bu şekilde beyaz renkte. Şöyle göstermiş olalım. Evet. 80 lira fiyatları, evet, uygun, doğru, gayet. Burada, evet, diyelim ki nişanınızı, sözünüzü yapıyorsunuz, biliyorsunuz artık masalar süsleniyor. Şamdanlar işte, kurabiyeler, börekler, bir sürü şeyler. Üzerine tabii ki pastanın önünde de böyle bir isminizin yazacağı bir plexi güzel gider diye düşünüyoruz. Fiyatları da uygunmuş, 80 liraya Eminönü'nden bulabilirsiniz. Dışarıda eminim ki çok daha pahalıdır bunların fiyatları. Evet, evet, biraz Eminönü daha tam yeri, o yüzden biz de buradayız, evet, zaten. Sizlere bu dar zamanlarda, bu çok harcamalı süreçlerde en güzel şeyleri nasıl uyguna mal edebilirsiniz, aynı zamanda bunları da gösteriyoruz, bu seçenekleri de sunuyoruz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Serkan Bey, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Bizi buraya davet ettiniz, kabul ettiniz. Kırmadınız aynı zamanda, burada çiftlerimize de bilgiler de vermiş olduk. Evet. Hem güzel davetiyelerinizi gördük, gerçekten farklı şeyler var, evet, burada. Evet. Hem de buradan tavsiyeler de vermiş olduk diyoruz. Ağzınıza, evet, sağlık. Biraz eksik oldu ama inşallah geldiklerinde daha çok yardımcı olur kendilerine. Daha, tabii ki her tabii, zaman çeşit artıyor. Tabii, tabii, tabii ki zaman da kısa, her, evet, zaman çeşit artıyor. O zaman hangi handı burası? Tekrar Boncuk Han. Boncuk Han'da. Çiçek Pazarı Sokak. Eksi birinci katta Çiçek, evet, Pazarı Sokak'ta yer alıyor. Burada Serkan Bey'i bulabilirsiniz diyoruz. Evet değerli izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde siz gelin ve damat adaylarımız için farklı alternatiflerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.